Hazır mısınız? Evet, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün işçi kesimimizin, emekçi kesimlerin değerli temsilcileriyle, sendika başkanları ve işçi kesimiyle ilgili sendikalarımızın, en önde gelen sendikalarımızın temsilcilerinden görüşlerini dinleme imkanı bulduk. Tabii bugün bir taraftan da memurlarla ilgili, kamu çalışanlarıyla ilgili görüşmelerin başladığı gün. Ben o görüşmelerin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem kamu çalışanlarımız için hem tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. O kendi mecrasında farklı bir usulle, biliyorsunuz, devam ediyor. Kamu tarafında Çalışma Bakanımız, kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımız görüşmelere başlayacaklar. Ben görüşmelerin de bu vesileyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ama bizim buradaki toplantımız bu görüşmelerle ilgili değil, daha orta vadeli şekilde, daha yapısal olarak Türkiye'nin neler yapması gerektiğiyle ilişkin. Bir eşikte bulunuyoruz. Üst orta gelir grubuna yükselmiş bir ülkeyiz. Son 20 yıldaki gelişmelerle alt orta gelir liginden üst orta gelir ligine terfi etti Türkiye. Ama asıl hedefimiz tabii yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek. Bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla, akıl ve alın teriyle yapmak durumundayız. Dolayısıyla bu anlayış içinde istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugünkü toplantımızda öne çıkan başlıkları ben kısaca bir özetlemek isterim. Tabii ki çok detay var ve rapor şeklinde de bize sunulan bilgiler var. Hepsine girme imkanımız yok. Ama genel çerçevede söylenenleri de bir özetlemek isterim. Birincisi, bütün sendikalarımız, her üç sendikada katılım mekanizmaları üzerinde çok durdular. Sendikal örgütlenme ve karar alma süreçlerine katılım konusunda ortak bir görüşleri oldu. Daha fazla istişare, bu platformların daha etkin çalıştırılması genel bir talep olarak ortaya kondu. Bunu ifade etmek isterim. İkincisi, sadece sendikal alanda değil, tüm alanlarda daha fazla demokratik standartların yükseltilmesi, yeni bir anayasayla, yeni bir toplumsal sözleşmeyle Türkiye'nin standartlarını hukuk alanında, demokratik haklar, özgürlükler alanında daha fazla geliştirmesi hususunda yine bir genel anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim. Kayıt dışılık konusu yine bugün toplantıda gündeme gelen önemli bir başlık oldu. Gerek çalışma hayatıyla ilgili, gerekse genel anlamda kayıt dışılığın olabildiğince azaltılması, kayıt dışılıkla mücadele, bunun ortaya çıkardığı haksız rekabetin engellenmesi ve herkesin eşit şartlarda rekabet ettiği bir düzenin güçlendirilmesi noktasında da yine genel bir birlik, anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim. Diğer yandan vergi konuları çok gündeme geldi bugünkü toplantımızda. Vergi reformu, vergi düzenimizin daha yüksek standartlara ulaştırılması, özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin gelir dağılımını dikkate alan bir anlayışla daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda bir genel yine beklenti ifade edildi. İş dünyasının da bu konuda bir beklenti ifade ettiğini burada hatırlatmak isterim. İş dünyasıyla yaptığımız toplantılarda da bu vergi düzeninin sadeleştirilmesi, vergiyle ilgili reformların yapılması konusu ortak bir gündem olarak ifade edilmişti. Burada da aynı emek tarafının temsilcilerince de aynı konu üzerinde durulduğunu ifade etmek isterim. Tabii ki sosyal adalet vurgusu çok daha güçlü bir şekilde bugünkü toplantıda yapıldı. Buna biz de yürekten katılıyoruz. Bir taraftan ekonomimizi büyütmemiz, elbette üretim kapasitemizi arttırmamız, katma değeri yükseltmemiz gerekiyor. Ama diğer yandan da bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsanımızın refahı için yapıyoruz. Dolayısıyla büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün kesimlerine, bütün yörelerine dağıtacak bir anlayışla, sosyal adaleti güçlendirici bir anlayışla hareket etme fikri burada yine güçlü bir şekilde ifade edildi. Bu çerçevede de tabii tasarruf, israfın önlenmesi,
üretken yapıların desteklenmesi ve Türkiye'nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olarak kaynaklarını daha etkili, verimli kullanması konusunu da ele almış olduk. Diğer bir önemli husus, yine başkanlarımızdan dile getirilen, belli alanlarda özellikle uluslararası firmalara üretim yapan şirketlerimizin düşük emekle hareket etmek zorunda kaldıkları, halbuki markalaşan, katma değeri yükselten, verimliliği yükselten şirketlerin daha kalıcı bir şekilde ülkeye fayda sağladıklarını ifade ettiler. Bu markalaşmanın, katma değeri yükseltmenin çalışan kesimler açısından da öneminin altını çizmiş oldular. Buna tabii biz genel politika anlamında da yürekten katılıyoruz. Kendi markalarını çoğaltan, katma değerini yükselten bir ülke, emek kesimlerine de, tüm toplumsal kesimlere de daha fazla refahı yayma imkanına sahip olacaktır. Yine sayın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Deprem konusunu dile getirdiler. Deprem rehabilitasyonu konusunu, hem deprem sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdiler, hem de bu büyük felaketle ilgili toplumsal dayanışmanın altını çizmiş oldular. Çeşitli boyutlarıyla sadece konutların inşa, altyapının inşası değil, sosyal hayatın, ekonomik hayatın da canlandırılması, istihdam imkanlarının arttırılması gibi çok çeşitli boyutlarıyla deprem rehabilitasyonu üzerinde durdular. Depremi unutmamamız gerektiğini, bu büyük felaketi hep hatırda tutarak buna dönük dayanışmamızı da sürdürmemiz gerektiğini ifade ettiler. Bu konuda da yine hem yaptıkları katkılar için hem de fikirleri için teşekkür ediyorum. Son olarak benim tespit ettiğim en önemli üzerinde durulan konulardan biri de bu iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının daha güvenceli bir şekilde devamı gibi hususlarda çeşitli fikirlerini ifade ettiler. Burada tabii bütün fikirleri özetleme imkanım olmadı belki ama temel anlamda bu çerçevede bir görüşme yaptığımızı ifade edebilirim. Ben bütün katkıları için, katılımları için katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da zaman zaman inşallah bu istişarelerimizi farklı ortamlarda devam ettireceğiz. İstişare demek bütün fikirlerde uzlaşma sağlamak anlamına gelmeyebilir. Ama olabilecek en geniş uzlaşmayla hareket etmek de hepimizin lehinedir diye de ifade etmek istiyorum. Orta vadeli programda mutlaka burada ifade edilen hususların gerek memur sendikalarının gerek işçi sendikalarının ifade ettiği hususların önceliklerinin de mutlaka orta vadeli programa yansıyacağını burada huzurunuzda da ifade etmek isterim. Tekrar toplantıya katılımlarından, katkılarından dolayı başkanlarımıza ve diğer tüm temsilcilere çok çok teşekkür ediyorum.